Sabah oldu, bizi Goya Gazan'a getirecekler. Zok. Bizi oraya getirecekler. Geldik, orada bir çukur vardı. Dedi, hepsi bir tane Osmanlı, bak o asker, Kürt'tü. Dedi, onun geçti ki, Nelvurlu'ydu. Dedi, hepsiniz burada oturacaksınız. O biliyordu, biz bilmiyorduk. Dedi, haydi gözünüzü kapatın, çocukların başlarını kucağınıza koyun. Anam onlar gözünü kapatırlar, bizi kucağına. O böyle yaptı ki bizi öldürsün orada. Baktım bir kişi, mesela çocuk gözümüz açıktı. Baktım bir tane bu taraftan geldi. Ama elini ile yaptı. Ha bu çekmişti, bizi öldürecektiler. Ecel gelmedi. Bizi öldürmediler. Gittik. Ne dediler? Hadi çıkın mı dediler çukurdan? Dedi çıkın, çukurdan çıkın. Dedi. Valla dedi onun geçti ki bizim la ilahe illallah hepsi şehit getirdiler, bizi öldürecektiler. Anam dedi, Osman nasılsın? Dedi ne yapacağım ola bizim de olsaydı valla o kadar acıya çarptık. Ama bizimki de olsaydı mecburduk vurmayı. Annen şey demiş, sen Kürtsün. Ne demiş annen Osman'a geçen? Osman'a dedi nasıl bizi vuracaktı? Dedim tabii emir gelmiş onları öldürün. Sonra çadırda herhalde bir yerde haber geldi dedi öldürmeyi. Bizi Garzan'a getirdiler. 3 ay Garzan'da kaldık. O Hanife orada. Ha böyle yerde yatıyordur. Hanife kim? Kardeşin mi? Kaç yaşındaydı? Benim Ferzi'nin arasında olmuştu Hanife. O zaman 3-4 yaşlarında falandı. O küçüktü. Küçüktü. Hastalandı. Hastalandı. Gittik bir yere bizi götürdüler. Sariç diyorlar oraya gittik. Yıkandık geldik. Orada hastalandı. Hiçbir şeysi yok. Hanife Ferzi gibiydi. Çok güzeldi. Dedi dede. Ana dedi ne kadar babamı özlemişim. Geçsem seni zergoniyan bir yerdir. Maleşarar. Bu babam önüme gelse babamı böyle saracağım, öpeceğim. Kaç gün kaldı yerde, anam elbisenin altına koyuyordu, onu yatırıyordu. Geldi gitti, o köyde aradık, o yerde kaymakamlıktı. Gitti aradı, kimse böyle bir parça elbise vermedik, altına koyar. Bu cüdi beyaz hepsi simsiyah olmuştu. Hastaydı o zaman. Şimdiye kadar, o günde ağlamış. Öldü.